Günümüzde çok önemli artık yani sosyal anlamda da önemli kavramlar olan işte resmi tarih, yüzleşme gibi kavramları nöroloji ve nörobilimin içinden bugüne aldınız ve aslında hani işte Freud'la ilgili onunla ilgili de aslında çok bilinmeyenler yani bilenler biliyordur ama hani yaygın olarak bilinmeyen şeyler onun da bu alanda yaptıkları ve sonra bugüne getirdiniz. Gerçekten aslında çok ufuk açıcı oldu. Bundan sonra da üzerinde tartışılmaya devam edeceğini düşünüyorum. Her şeyden önce çok teşekkür ediyorum. Ama salondan da varsa bir katkı ya da soru onu da alabiliriz. Sanıyorum yok. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben teşekkür ederim ilginize. Şimdi ise biraz önce kaçak kat çıktığı söylenen şahsiyeti değerli arkadaşım Profesör Doktor Hakan Gürüt'ü davet ediyorum ve kendisi istirahat durumu şebekeleri yani default mode networks ile ilgili bir sunum yapacak ve bu aslında yeni tartışılmaya başlanan bir konu. Bu açıdan hatta çevirisi hakkında bile aramızda çok ortak bir noktaya varamadık. Galiba bu tabii ki bilim dilinin yani Türkçe'de bazı kavramların yerleşmesi de bu konular konuşuldukça tartışıldıkça daha kolaylaşacak. Şimdi intrinsic connectivity olarak Hakan Bey çevirmiş. Buyurun efendim. Ben kendim çevirdim sayılmaz. Birazdan kavram tartışması üzerinde geçenleri de kısaca duracağım. Tünaydın hanımlar beyler. Teşekkür ederim sevgili dostum, aziz başkanım Pekan şahsında bu nazik davet için. Gençlerin adı zikredilmesi gereken katkılarını biliyorum. Aslı'yı ve Muzaffer'i de bu anlamda anmak isterim. Eminim unuttuğum isimler vardır. Ben birkaç senedir bu nöropsikiyatri günleri vesilesini ne konuşayım diye düşünürken aslında biraz otomatiğe bindi gibi. Bir yıl önce en önemsediğim gelişme nedir kognitif nörobilimde? Biraz onu düşünüyorum. Bazen az bazen fazla düşünmem gerekiyor ve onunla ilgili bir derleme yapmaya gayret ediyorum. Doğal olarak da işte şimdi bu mevzuyu çok önemsediğimi ifade etmek isterim. Çok kalabalık bir slide bu. Biraz iki terminoloji arasında tartışmayı özetlemeye çalıştım burada. Aslında nedir bu istirahat durumu şebekeleri denilen şey? 90'ların belki de 80'ler sonrası 90'ların başından itibaren dikkati çekmeye başlayan bir şey. Tamam, alışıla gelen yöntem fonksiyonel görüntülemede daima bir göreve yönelik olarak beyindeki değişikliği haritalamak. Ama öyle görülüyor ki görevden bağımsız koşullarda da bir aktivasyon var. Bu aktivasyon mekansal olarak farklı olarak ortaya çıkıyor. Fakat sanki zamana kilitli bir biçimde çıkıyor kortikal ve subkortikal bölgelerde. Bu bir spontane aktivite dolayısıyla uyarılmış bir aktivite değil. Öyleyse de aslında bunlar birbiriyle bağlantılı olabilir. Biz İşte 80'lerden itibaren bunlara nöral şebekeler adını veriyoruz. Ve de bu şebeke temelli bakışta şebekeleri birbirine bağlayan sinapsların fizyolojisinin temel ilkeleri de oldukça iyi biliniyor. O zaman da bu konuda çok çalışacak olan Stanford grubu, San Francisco Üniversitesi grubu yavaş yavaş bir hipotez geliştiriyorlar ki işte bu senkron aktivite gösteren bölgeler direkt yani yapısal aksonal bağlantılarla ya da indirekt olarak sadece fonksiyonel geçici bağlantılarla birbirine bağlı olmalılar bir şebeke olmaları için.
erken dönemdeki 90'lar boyunca pozitron emisyon tomografisiyle görülen bu çalışmalar fonksiyonel MR'ın elde edilmesiyle birlikte artık fonksiyonel MR sinyaliyle de gösterilebilir durumda. Fonksiyonel MR sinyalini biliyoruz. Buna kan oksijen düzeyi bağımlı sinyal adı veriliyor. Yani BOLD olarak İngilizce kısaltmasıyla kısaltılıyor. Blood Oxygen Level Dependent adında. Sonunda ortaya çıkıyor ki bu spontan BOLD dalgalanmaları son derece düşük frekanslarda ortaya çıkıyor zamana kilitli bir biçimde. Bakınız %1 ila %8 hertz civarlarındaki son derece düşük frekanslı salınımlar bunlar. Nihayet bir Science makalesine de yol açacak şekilde Washington Üniversitesi'nden bu konuda yine çalışan üçüncü ekip Marcus Reichel bir astronomi terminolojisiyle analoji kurarak beynin karanlık enerjisi dediği şeyi söylüyor. Nedir bu? Bu yapılan uyarılmış bir göreve cevap çalışmalarında biliniyor ki beynin enerji bütçesinin %5'inden az aslında bir enerji harcanıyor herhangi bir göreve cevap olarak. Oysa ki o söz konusu tırnak içindeki istirahat durumda tüketilen enerji biliyoruz beyin bütün vücudun %1'ini ağırlığına sahip fakat enerjinin tüm bedensel enerjinin %20'sini tüketiyor. İşte %60-80 bu söz tırnak içindeki istirahat durumunda harcanıyor. Reichel buna beynin karanlık enerjisi adını veriyor. Seeley de diyor ki bunca enerji tüketilen şey gerçek bir istirahat olmadığına göre biz buna istirahat şebekeleri demeyelim de entrensen konnektivite şebekeleri diyelim. Kısaca metodoloji beni epey aşan oldukça karmaşık bir metodoloji bu. Son derece üst düzey bir matematiğe sahip istatistiksel programlarla yapılıyor. Ama literatüre bakacak olursanız ICN yani intrinsic connectivity analizi yapabilmek için ki bunlar artık sofistike software'lerle ulaşılması mümkün şeyler, gözünüzü korkutmaya çalışmıyorum. Başlıca iki yöntem var. Birine region of interest analizi deniyor. Diğerine de bağımsız bileşenler analizi. Bunlar gerçekten özellikle bu independent components analysis denilen şey işte son derece kompleks matematikli bir istatistik. Region of interest anlamak da kolay. Tohumlama denilen şey bu araştırıcıların kendisi ilgili işlevde temel rolü oynadığını düşündükleri bir beyin bölgesini önceden tespit edip, önceden varsayıp onunla zamansal korelasyon gösteren beyin bölgelerini haritalıyorlar. Dolayısıyla buna bir varsayımdan çıkan, hypothesis driven bir analiz biçimi diyebiliriz. Oysa ki bağımsız bileşenler analizi bunun tersine analiz bittikten sonra post hoc yapılan bir şey. Dolayısıyla buna da madem diğeri hypothesis driven'dı buna da data driven, veriden çıkan diyebiliriz. Bakın şurada işte Beckman'ın, İngilizlerin bir açıklamasını koymaya çalıştım ama anladığımdan da değil. Ama teknik olarak şu şekilde ifade ediliyor. İki boyutlu bir veri matriksi var. Bu zaman çarpı voxel. Bu bir dizi sürelere, time course'lara dekompoze ediliyor. Bu time course'lar, süreler daima mekansal haritalarla asosiye etmekte. Bu şekilde dekompoze edildikten sonra bunlar altta yatan gizli sinyallerin, hidden signals'ın karşılığı ki bunlar işte bileşenler şuradaki bileşenler bunların zamansal mekansal özelliklerini ayrı ayrı haritalara karşılık geliyor ve işte yine region of interest'e çok benzeyen bir harita ortaya çıkmış oluyor. Peki biraz tarihçe ile başlayalım şimdi.
iki önemli yeni bin yılın hemen başında ve geçen yüzyıl biterken ki iki önemli meta analiz var. O zamana kadar yapılmış olan pozitron emisyon tomografisi meta analizleri bunlar. Her şeyden önce fonksiyonel beyin görüntülemesi için o sıralarda sadece PET kullanılmakta. Fonksiyonel MR yeni yeni devreye giriyor. Ama işte PET'in de bir 20 yıllık tarihi var yüzyıl sonunda. Özellikle kognisyon olmak üzere bunun nöral temellerini aramakta kullanılan başlıca yöntem denebiliriz. Tipik yöntem nedir? Tipik yöntemde bir araştırılması istenen bir görev var. Bu görevin karşılığını arıyoruz. Karşılığını nasıl arayacağız bunun? Göreve ilişkin aktivasyonu, istirahat aktivasyonu, daha doğrusu istirahat aktivasyonunu bu göreve ilişkin aktivasyondan çıkaracağız ki geriye kalan aktivasyon tarzını görevle ilişkilendirebilelim. İşte aranan şey daima bir pozitif fenomen. Görev sırasındaki beyin bölgelerindeki metabolizma artmış olacak. O metabolizmanın arttığı bölgelerin spesifik olarak o işlevle uğraştığını, yorumunu yapacağız. Ama zaman içinde görülüyor ki bu aktivasyon sıralarında bir negatif fenomen de oluyor. Bir takım bölgeler deaktive oluyorlar. Özellikle de iki orta at bölgesi. Yani posterior cingulate cortex ve ventral anterior cingulate cortex tutarlı olarak deaktive oluyorlar. Bir göreve ilişkin diğer beyin bölgeleri aktif olurlarken. Peki bu göreve ilişkin deaktivasyon bilgisini biraz öteye taşıyalım. İlk kez demin beynin karanlık enerjisini söylemiş olan Marcus Reichel ki Amerika'nın en önde gelen PET'çisi o sırada işte Avrupa'da, İngiltere'de Frakowiak varken işte 90'lar literatürüne bakarsanız daima ikisinin adı geçer. Pınas'ta şöyle bir makalede ilk kez beynin default işlevi hipotezinden söz ediyor. Peki nasıl karşılayalım dedi. Ben bir kitap chapter'ında Murat Emre'nin editörlüğünde yeni çıkacak olan nöroloji kitabının bir bölümünde bunu kendiliğindenlik şebekesi olarak çevirdim ama sonra da pek beğenmedim. Dolayısıyla burada kullanmıyorum. Yine karşılıklı tartışabiliriz. Kendiliğindenlik doğal olarak spontaniteye karşılık geliyor. Default'a karşılık gelmiyor. Ama o basılı kitapta da o şekilde çıkacak. Bakın ne görüyor? Aşağıda bir aşağıdaki PET görüntüleri. Bakınız en tipik mid sagittal hattan geçen kesitler. Precuneus yani posterior cingulate kortekse karşılık gelen yerler istirahat halinde yüksek bir metabolik aktivite gösteriyorlar. Oysa ki görev sırasında bu aktif bölgeler hipoaktif hale geçiyor. O zaman da diyor ki Reichel, bu bölgeler bir default tarzda serebral işlevin nöral altyapısı olan organize bir nöral şebekeyi oluştururlar. Görev sırasında deaktive olan bu yerler. Peki, nihayet Stanford grubu 2003 yılında bu Reichel'ın default kavramını alıp bunun bir şebeke, gerçekten şebeke olduğunu fonksiyonel MR'la gösterecekler ve 3 tane çalışma öncesi varsayımlarını doğrulayacaklar. Bu da nedir? Burada işte region of interest, ilgi alanı tohumlama yöntemini söylüyor aslında. Eğer bir DMN mevcut ise onun temel bileşenlerinden birini alıp bir istirahat halinde bağlantılı olduğu yerleri haritaladığımız takdirde bu şebekenin kısmi bir haritasını çıkarabiliriz diyor. O zamana kadar istirahatten anlanılan şey daima gözler kapalı bir çekim, yani bir çeşit EEG'de alfa ritminin ortaya çıkması için gerek şart olan bir durum. Ama bir öngörü daha yapıyorlar Stanford grubu. Pasif duysal işlemlemenin
bu DMNA aktivitesini fazlaca da bozmaması gerektiğini varsayıyorlar. Dolayısıyla da gözler açık, pasif bir desene baktığında denek, aynı gözler kapalı olarak haritalanan durum yeniden üretilir herhalde diyorlar. Üç numarada da söz konusu şebeke aktivitesi kognitif talep gerektiren, kognitif karmaşık bir talep gerektiren bir görev karşısında da susacaktır, askıya alınacaktır diyorlar. Ve de gösterecekler bunu. Buna bu tür bir MR görüntülemeye fonksiyonel konnektivite MR'ı deniyor. Böyle FC MRI diye kısaltılıyor. FMRI yani fonksiyonel MRI'ın karşılığında. Fonksiyonel MRI aynı zamanındaki pozitron emisyon tomografisi mantığına dayanıyor. Bir deneysel görev var. Bu deneysel görevde haritalanan bold aktivitesi temel alındığında bir pasif kontrol görevi boldu, ondan çıkarılıyor ve geri kalan bold sinyali işte o göreve ilişkin olarak varsayılıyor. Oysa ki bu fonksiyonel konnektivite MR'ı nedir? Verili bir zaman kesidinde bu bold sinyal flüktüasyonlarındaki bölgeler arası zamansal korelasyonun haritalanması. Bir çıkarma görevi yok burada. Nedir varsayım? Yüksek korelasyona sahip bölgeler sıkı sıkıya birbirine bağlı bir şebekenin bileşenleri olmalı. Bakın gerçekten de bu şebekeyi gösteriyorlar. Üstelik o Schulman meta analizinde hatırlayın o zamana kadar yapılmış olan pozitron emisyon tomografisi çalışmalarındaki deaktive bölgelerin isimlerini zikreden bir meta analizdi bu. Ona çok benzer, birkaç yapısıyla çok benzer bir özellikle posterior singulat bağlantı tarzı ortaya çıkarıyorlar. Posterior singulatla ventral anterior singulat birbirine en kuvvetli bağlı iki ana yapısını oluşturuyor bu söz konusu network'ün. Ama ayrıntıya bakılacak olursa zaman kaygısıyla hiç tek tek saymayacağım bunları. PCC esas olarak neokortikal bir takım odaklarla bağlantılıyken ventral anterior VACC daha çok limbik bir takım yapılarla, nükleus accumbens hatta hipotalamus gibi bir takım subkortikal yapılarla da bağlantılı. Ama göz alışkanlığı için görelim. Bakınız posterior cingulate. Hemen lateral ventrikül kesidi arkasında görmeye alışalım bunu. PCC aktivitesini burada görüyoruz. Tersine frontal boynuzların önünde geniş bir orbitofrontal aktivitenin içinde ventral anterior singulat korteks aktivitesini görüyoruz. Bu orta yapılarda ön ve arkalardaki iki temel hub adı verilen şebeke terminolojisiyle yine Türkçe'ye çevirmekte güçlük çektiğim yapılar. Evet, üçüncü beklentileri de karşılanıyor. Şu yukarıda ikinci beklentilerinin karşılanmasını görüyoruz. Bakın istirahat halinde yine PCC aktivitesi ve ACC aktivitesi. Pasif bir dama tahtası desenine bakarken ki aktivite neredeyse birbirinin tıpatıp aynısı aktivite. Dolayısıyla ikinci beklentileri pasif duysal işlemleme sırasında DMN'nin bozulmayacağıydı. Evet burada gerçekleşiyor. Demek ki bu EEG'deki alfa aktivitesinden farklı bir şey. Gözlerin kapalı ya da açık olması fark ettirmiyor DMN aktivitesini. Fark ettiren şey kognitif talep gerektiren bir işle uğraşmak. Aşağıda da onu görüyoruz. Kognitif taleple uğraşırken başlıca aktive olan bölgeler bunlar bir çalışma belleği görevi veriyor çalışmacılar. Dolayısıyla çalışma belleğinden alışık olduğumuz ventrolateral ve dorsolateral prefrontal korteks aktivitesi DMN'deki bu temel noktalarla ventral ACC ve PCC ile anti korele ediyor. Gerçekten de üçüncü beklentilerinde olduğu gibi aktivite askıya alınıyor.
O zaman daha fazla bağlantı tarzıyla da ne diyelim, posterior singulat korteks, default mode network'ün merkezi yapısıdır. Daha önce buna ait bir dizi veriden zaten söz ettim. İstirahatte metabolik olarak en aktif yapılardan birisi burası. Peki uyanıklık boyunca nasıl değiştiriyor aktivitesini? Sedasyonda aktivitesinin azaldığına dair deliller var. Persistan vejetatif durumda ise aktivite kayboluyor tamamen. Demek ki bir aslında bu istirahat diye sandığımız şey bir çeşit bilinçliliğe karşılık geliyor. Posterior singulat korteks nedir? Kendi öğrencilerime yüzlerce kere tekrarlayarak söylerim. Papez devresinin bir parçasıdır. Dolayısıyla hemen DMN'nin fonksiyonlarından biri olarak episodik bellek geliyor. Papez devresi madem episodik otobiyografik belleğin altyapısı olan nörokognitif şebekedir. Erken Alzheimer hastalığında daima fonksiyonel görüntüleme çalışmalarında prekuneusun, posterior singulat korteksin metabolik değişikliğini tutarlı bir biçimde gösteren çalışmalar var. Yalnızca erken Alzheimer hastalığında değil ki 90'lar literatürü bu. Sadece Alzheimer için Mendelyan mutasyonu taşıyıp, örneğin presininin bir mutasyonu taşıyıp aslında henüz daha normal kognisyona sahip olan bireylerde de nispeten daha yeni çalışmalarda gösterilmiş bir şekilde FDG PET yine burada hipometabolizma gösteriyor. Bu da işte bir kez daha Alzheimer'in çekirdeği madem en erken dönemde yakın bellek bozukluğudur, yakın bellekle olan ilişkisini anlatıyor default mode network. Gracius makul bir hipoteze varıyor. Bütün bu ağ yapısını görecek olursak bunun içinde tamam PCC ana nokta ve burası episodik belleğin temel istasyonlarından bir tanesi ama diğer yapılar içinde sol anterior temporal bölge gibi semantik bellek için önemli olan iki yanlı dorsolateral prefrontal korteks gibi çalışma belleği içinde önemli olan yapılar var. Dolayısıyla hepsini bir arada düşünelim. Episodik bellek, semantik bellek, çalışma belleği ne yapabiliyor, ne yapıyor olabilir o zaman geleceğin planlanması için anıların, otobiyografik anıların ve semantik bilginin geri çağrılması şebekesi olsa gerek burası diyor. Peki, PCC üzerine önce konuşarak başladık. Primum inter pares gibi görülüyor PCC ama ventral ACC'de onun kadar önemli. Ventral ACC için ne biliyoruz? Burası bir kere bir paralimbik özellikte. Başka paralimbik yapılarla, orbitofrontal korteksle yakından bağlantılı ve bir takım subkortikal yapılarla, nükleus accumbens ve hipotalamus. Dolayısıyla ventral ACC ile girilen bu özerk limbik yapılar, default mode network'ün vejetatif somatik bileşeni olsa gerek, PCC aracılığıyla girilen o dorsal bileşeni ise dikkat kognisyonla ilintili olsa gerek diyorlar. O zaman da posterior singulat, ventral anterior singulat bağlantısı afektif ve otonomik durumların kalibrasyonu için yüksek kortikal işlemleme ile daha temel işlemleme, daha limbik otonomik işlemleme arasındaki kritik bağlantıdır diyorlar. Aslında böyle demekle de Antonio Damasio grubunun ileri sürdüğü somatik işaretleyici hipotezinin de temel lafzını da tekrarlamış oluyorlar. Dış dünyadan gelen, yüksek derecede işlemlenmiş olan gerçeğe ilişkin bilgi daima daha önce yaşantılanmış olan benzer durumlardan gelen otonom sinyallerle birleştirilmeli ki kişi bir eylem kararı versin. Hatta bu eylem kararı bilinçli farkındalığına çıkmadan önce eylemeye başlasın bile. Peki, fonksiyonel bir konnektivite gösterdik
bu fonksiyonel konnektivitenin farklı durumlarda gücünün farklılaştığını gördük. İstirahat sırasında artıp kognitif talep gerektiren bir durumda düştüğünü. Bunun gerçek bir yapısal karşılığı var mı? Aynı grup bu kez de bir difüzyon tensor imaging, aksonal traktografi çalışması yapıyorlar ve gerçekten olduğunu gösteriyorlar. Zaten beklenirdi posterior cingulatla ventral anterior cingulat arasındaki bağlantının cingulum olması. Evet, işte traktografideki cingulumu görüyoruz. Biliyorsunuz bu yeniden canlanan psikoşirurjinin de temel hedeflerinden biridir. Bu cingulum demeti, cingulotomi tedavi edilemez anksiyetenin, OKB'nin hedeflerinden bir tanesidir. Peki posterior cingulat Papez devresinin bir parçası dedik. O zaman medial temporal yapılarla da bağlantısı olması gerekir. İşte bakınız, bu sarıyla boyanmış olan akson demetleri ise bu bağlantıyı gösteriyor. Demek ki aslında fonksiyonel konnektivite yapısal konnektiviteyi yansıtmakta. Daha sonra hızla kliniğe uygulanmaya başlanıyor ICN analizi. Görülüyor ki PCC madem PET ile FDG PET ile en erken hipometabolizma gösterilen alanlardan biri, zaten öngörülebilir. Dolayısıyla DMN hipoaktivitesinin de erken bulgu olması. Yalnız bilinen Alzheimer patolojisinin bilinen zamansal mekansal yayılımı için çok da %100 uyan bir şey değil bu. Çünkü biliyoruz ki posterior cingulat korteks Braak ve Braak evrelemesine göre ki nörofibriller yumakların yayılımı evrelemesidir bu. Nispeten orta evrede tutulan. Orta evreden kasıt Alzheimer demansı gibi düşünmeyin bunu, hastalığın nöropatolojisinin yayılması. Braak ve Braak 1 ve 2. evreler, nörofibriller yumaklar henüz entorinal korteks ve hipokampal sirküvi içindedir. 3'ten itibaren PCC de tutulur. Böyle olduğuna göre mutasyon taşıyan normal kognisyonlu bireylerde nasıl oluyor da hipoaktivite ya da PET'te hipometabolizma oluyor. Bu şaşırtıcı. Ama nörolojide özellikle inme popülasyonlarında bu tür şeylere çok da yabancı değiliz. Biliriz ki bir küçük talamik enfarkt, o talamik çekirdeğin bağlantılı olduğu kortekste bir hipometabolizmaya yol açar. Ya da bir serebeller enfarkt kontrolateral prefrontal kortekste hipometabolizmaya yol açar. Bu bir fonksiyonel diskoneksiyondur. Diaşizi adıyla da anılır. Evet, temel hipotez bunun da bu şekilde açıklanması. Başlangıçta patoloji yükü taşıyan entorinal korteks hipokampus kompleksi ile posterior cingulat arasında bir fonksiyonel diskoneksiyon olmalı. Bunu gösteren deliller var mı? Evet, bir çok güzel bir hayvan çalışması var geçen yüzyılın sonundan. Hayvanlarda entorinal korteks ve peririnal korteksi birlikte çıkarıyor bir Fransız grubu. Sonrasında da başlıca posterior cingulat olmak üzere başka yapılar da var. Inferior parietal, inferior temporal ve posterior hipokampal gibi bir hipometabolizma ortaya çıkıyor. Burada herhangi bir yapısal hasar olmasa da böylece fonksiyonel diskoneksiyon hipotezine destek böyle hayvan literatüründen bulunabilir. Güzel, Alzheimer, erken Alzheimer'de bu bozukluğu sınayalım şimdi. Bakın, yine Gracius grubu sağlıklı yaşlanma ile CDR'ları ağırlıkla 0.5 olan en erken dönemde, az sayıda CDR 1'de olan Alzheimer hastasını DMN aktivitesi açısından kıyaslıyorlar. Yanda bir goodness of fit analizi görüyoruz ve 2.1'lik bir cutoff alındığında sadece 13 Alzheimer'linin ikisi normal tarafta kalıyor. 3 normalinde, 14 normalinde 3'ü Alzheimer tarafında kalıyor. Böylece
DMN analizinin %85 duyarlılık, %77 özgürlük taşıdığını bireysel ayrımda söylüyorlar ki tabii ki bu bir Alzheimer hastalığına bir biyo işaretleyici bulma eforu için son derece önemli bir bulgu. Bu kadar basit uygulanabilen, nispeten ucuz olan, non-invaziv bir yöntemin ulaştığı bu rakamlar. Peki, Alzheimer hastalığını ayırıyor. 2000'li yıllar aynı zamanda amiloid plakların doğrudan görüntülenebilir olduğu yıllar. Artık plaklara bağlanan pozitron emisyon tomografisi ligandları ulaşılabilir durumda. Bunların ilki bir işaretli karbon ligandı olan Pittsburgh bileşeni denilen bileşen ile yapılan bir çalışma. Bakınız 35 tane Alzheimer demanslı hasta, 20 tane Alzheimer hastası düzeyinde PIB bağlayan, yani amiloid plağa bağlanan, amiloid yükü Alzheimer hastası düzeyinde olan fakat kognitif olarak normal olan sağlıklılar, tırnak içinde, ve de normal kognisyona sahip, hiç amiloid bağlamamış 48 birey. Görülüyor ki bu normal kognisyona sahip olan bireyler bu enterensek konnektivite analizi çalışmasında tamamen Alzheimer hastaları gibi davranıyorlar. Ve her iki grup PIB negatif gruptan istatistik anlamlılıkta ayrılıyor. Bir Fransız çalışması bu. Dolayısıyla default mode network aktivitesinin bozulması için bunun bir kognitif bozulmayla korele etmesi gerekmediğini görüyoruz böylece. Amiloid yükü doğrudan doğruya hastalığın daha preklinik evresinde bu DMN aktivitesini bozmakta. Bakınız aynı grup, aynı sene içinde yayınlanmış veriler, bu kez daha da iddialı. O 48 kişilik grup içinde sadece PIB negatifleri alıyorlar. Bu bireyler amiloid falan taşımıyorlar. Fakat bir kısmı ApoE4 taşıyor. ApoE4 biliyorsunuz 19. kromozomda kodlanan bir risk geni. E4 sahibi olmak, heterozigot taşıyorsanız 4 misli, homozigot taşıyorsanız 11 misli arttırıyor hastalığa yakalanmayı. Fakat Mendelyen bir mutasyon sahibi olmak gibi %100 determine etmiyor. Sadece riskinizi arttırıyor. Ama hemen hemen aynı bulgu ortaya çıkıyor. Bakınız default mode network'e ait olan yapılardaki ApoE4 taşıyıcılarındaki hipoaktivite. Bu doğal olarak çok enteresan, çok tartışmaya değer bir bulgu. ApoE4 sadece bir risk geni, henüz daha toksik olduğu iddia edilen amiloid birikimine olmamış durumda bu beyinlerde. İtirazlardan biri şey olabilir, bu amiloid ligandı sadece fibriler amiloide, yani plakların içindeki amiloide bağlanıyor. Oysa ki gerçek toksisteyi sağlayan şey çözülebilir ve henüz fibrilizasyonunu tamamlamamış olan amiloid beta oligomerleri, muhtemelen A-beta ApoE4 taşıyıcıları bunu sahiptirler gibi bir açıklama olabilir. Ama diğer açıklama daha da enteresan. ApoE4 taşımak daha çocukluktan itibaren, belki de öyle ya, bunu doğduğumuzdan itibaren taşıdığımız göre söz konusu intrinsic konnektivite şebekesini öyle inşa ediyor ki üzerine kat çıksanız yıkılacak şekilde ve nitekim amiloid birikimiyle birlikte yok olmaya başlıyor. Peki gelelim ikinci şebekemize. Uyaran dikkat çekerliğine duyarlı bir kortikal şebeke, yine bu ikinci şebekemizin tarihinde söylenecek bir şey. Yine bir pozitron emisyon tomografisi, bu geçen 10 yılın erken dönemlerinde. Yeniliklikle aktive olan kortikal bölgeleri özellikle ayırt ediyor. Yani kişiler sıradan aşina uyaranların arasında hiç tanımadıkları, yeni, tümüyle novelty karşılığı kullanıyorum bunu, uyaranlarla karşılaştıklarında hangi beyin bölgeleri aktive oluyor? Pozitron emisyon tomografisi bir dizi
beyin bölgesi gösteriyor. Sadece gösteriyor. Fakat bunlar yenilikle tutarlı olarak aktive olduklarına göre bu bir kortikal şebekeye karşılık gelebilir varsayımında bulunuyor Doğnar ve arkadaşları. Nitekim yine San Francisco grubu buradan çıkarak yaptıkları analizde iki birbirinden bağımsız, birbiriyle korele etmeyen yeni ICN gösterecekler. Birine dikkat çekerlik olarak karşıladım ben. Saliency karşılığı kullanıyorum dikkat çekerlik şebekesini. Ama SN olarak kısaltacağım kısaltma amacıyla. Saliency Network karşılığı. Diğeri ise yürütücü kontrol. Yürütücü kontrol, Executive Control Network. Bunu da ECN olarak karşılayacağım bundan sonra. Önce bunlar sağlıklı kişiler. 14 bireyde önce region of interest analizi yapıyorlar. Buradan bir harita çıkarıyorlar. Birbiriyle korele etmediğini gösteriyorlar. Daha sonra ise independent components analizle bu ROI'den buldukları haritaları doğrulayacaklar. Evet, işte ROI temelli Saliency Network bir dizi yapı gösteriyor ki Doğnar'ın sıraladığı yapılarla örtüşüyor bunlar. ICA yapıldığı zaman bunları da içeren fakat ek bölgeler ortaya çıkıyor. İşte ICA'nın avantajı bu oluyor daima zaten. Özellikle subkortikal yapıları daha iyi görüntülemez. Peki bu yapılara tek tek bakacak olursak aslında... ne olabilir bunlar? Bunlar içinde anterior cingulate gibi çelişki gözlemleme, conflict monitoring yapan bölgeler var. Ve introspektif otonomik işlevlerle uğraşanlar var. Ve de ödül işlemlemeyle uğraşan bölgeler var. Dolayısıyla bu tüm bu işlevlerin bir entegrasyonu olsa gerek Saliency Network'ün yaptığı diyor çalışmacılar. Diğeri ise, diğer buldukları ise yürütücü kontrol şebekesi. Çok az sayıda örtüşen fakat bağımsız bir, daha ağırlığı prefrontal kortekste olan yapılar bunlar. Başlıca prefrontal korteks ve posterior parietal korteks ana yapıları ve gayet iyi bilinen bölgeler ki bunlar çalışma belleği ve yürütücü kontrolle ilgili bölgeler. İki enteresan şey var. İki davranışsal parametre kullanıyorlar. Bunu offline olarak kullanıyorlar. Yani scanner'ın içinde değil. Düşünün ki tamamen scanner'ın içine girmeden kişilere bir anksiyete ölçeği veriyorlar. Ve de iyi bilinen bir yürütücü işlevler testi veriyorlar. Trail making test. Bakınız. Saliency Network kişilerin pre-scan anksiyete düzeyleriyle pozitif bir korelasyona sahip. Anksiyeteleri ne kadar farklıysa daha kuvvetli bir SN aktivitesi görülüyor. Fakat ECN yani yürütücü kontrol şebekesi buna karşılık trail making performansı ile ters korelasyona sahip. Yani B-A ne kadar küçülürse yani kişi ne kadar başarılıysa o testi çözmekte ECN aktivitesi de o kadar belirgin oluyor. O zaman ne olabilir Saliency Network'ün muhtemel işlevi? Biraz vakit kaygısıyla ayrıntısına girmedim yapıların ama nasıl default mode network'te PCC ana yapıysa frontal insula SND temel nokta çekirdek nokta gibi görülüyor. Burası da işte yine Damasio teorisinden de söylenildiği gibi üst düzeyde işlenmiş olan duysal verileri viseral otonomik ve hedonik işaretleyiciler tırnak içinde çünkü Damasio'nun terminolojisi bu somatik işaretleyiciler ile birleştirilecek stratejik bir konumda burası. Bu birleşim ancak Damasio'ya göre yani somatik işaretleyicileri aldık
zaman kişi, ki bu tamamen bilinçlilik önü bir şey, bilinçli farkındalıktan çok daha önce bir şey, kişi gereken davranışa karar veriyor. Bu bölge hasarlanırsa eğer, somatik işaretleyicilerden yoksun kalan kişi daima hedonik olan tarafa, anlık ödüle doğru gidiyor ve çoklukla da hata yapıyor. Literatürde Saliency Network'ün bir dizi dikkat çekici uyaranla koaktive olmasına dair çalışmaları sıraladım buraya. Bakınız, bunun tümü haz, ödül gibi haz, ödül ve ceza ile ilintili bir dizi çalışma. Ve de arada işte metabolik stres, açlık gibi otonomik durumlar da var. Peki, ECN'nin muhtemel işlevlerini çıkarmak, öngörmek daha kolay. Şöyle diyebiliriz, Saliency Network dış uyaranlar, dış ya da iç uyaranlardan dikkate değer olanlarını bir kez saptadıktan sonra devreye yürütücü kontrol şebekesi giriyor ve ondan sonra bu uyaranın üzerinde işlemleme yapılacak davranışı seçmekte görevli. Evet, işte bu böyle bir şebekenin işte sürdürülen dikkat ve çalışma belleği, cevap seçimi, cevap inhibisyonu için gerekli anatomik bölgeleri içerdiğini daha önceki çalışmalardan biliyoruz. Evet, bu bulgudan sonra öyle ya, DMN madem bir episodik bellekle ilintili bir şebeke, tabii ki DMN analizini Alzheimer'e uyarlayabiliriz çekirdeği bellek bozukluğu olarak. Saliency Network ve yürütücü kontrol network'ünde ise hep işte frontaliteden davranışların kontrolünden söz ediyoruz madem. Doğrudan doğruya o zaman uyarlayacağımız nörodejenerasyon frontotemporal demans. Davranışsal varyant frontotemporal demans. Yine aynı grup, San Francisco grubu, voxel temelli morfometri yaparak gösteriyorlar ki aslında fronto insula, yani Saliency Network'ün çekirdeği olarak gördüğümüz o yapı, davranışsal varyant frontotemporal demansta da en erken tutulan yapı. Bakın, bir demans şiddet ölçütü bu, CDR. CDR yarım en hafif, erken ve orta evre frontotemporal demansı gösteriyor. Fronto insulayı görüyoruz burada. Pregenual anterior cingulat kortekste birlikte fronto insula en erken tutulan yapı ve bu tutulum hastalık şiddeti arttıkça o fronto insula çekirdekli bir şekilde yayılmakta. Fronto insüle, dorsal anterior insüle ile birlikte Saliency Network'ün çekirdek yapıları diyebiliriz. 12 tane hafif evre, yine aynı grup, davranışsal varyant frontotemporal demansı sağlıklı kontrollere karşı analiz ediyorlar. Burada bir Saliency Network'e ait bir şeyi görüyoruz. ICN haritasını görüyoruz. SN'nin birçok yapısı haritalanmış durumda burada. Ama çalışmacılar CDR kutu toplamları skoruyla baktıkları, hastalık şiddetiyle korelasyonuna baktıklarında sadece fronto insula, sağ fronto insula sadece bu CDR sum of the boxes'la birlikte ters bir korelasyona sahip. Yani bu CDR sum of the boxes skoru arttıkça, hastalık şiddetlendikçe fronto insula aktivitesi de azalmakta. Yine aynı gruptan başka bir birinci yazar, nispeten yeni bir çalışma, çok enteresan bir bulgu gösteriyorlar bu çalışmalarında. Alzheimer'lileri frontotemporal demanslarla karşılaştırıyorlar ve tam bir resiprokal etki gösteriyorlar DMN ve SN açısından. Öyle ya, AH Alzheimer hastalığı bir DMN hastalığı, FTD bir SN hastalığı, tam bir tahterevalli etkisi gösteriyorlar. Bakın, davranışsal varyant frontotemporal
demansta, frontoinsüle başta olmak üzere anterior subgenual cingulate gyrusla birlikte hipoaktiviteyi gösteriyor saliency network'te. Fakat DMN'ye ait bir yapı olan sol angular gyrusta buna karşılık hiperaktivite söz konusu. Alzheimer'de tam tersi. Bakınız, saliency network'e ait olan subgenual ACC'de hiperaktivite, buna karşılık PCC ve ventral ACC'de hipoaktivite. Dolayısıyla frontotemporal demansı yalnızca hipoaktif bir saliency network değil, aynı zamanda hiperaktif bir DMN olarak tarif edebiliriz. O çalışmada sağlıklı kontroller de var elbette. Hiperaktif dediğimde aslında sağlıklı kontrollere göre de bir hiperaktivite FTD ve AHD ilgili şebekelerdi. Yine San Francisco grubu bir nöronda yayınlanan bir çalışma, son derece enteresan. Bu kez yalnız frontotemporal demans ve Alzheimer hastalığı değil, başlıca bilinen nörodejeneratif hastalıkları alıp bu nörodejeneratif hastalıkların tümü aslında birer intrinsic connectivity şebekesi yatkınlığına sahiptir varsayımlarını doğrulayacaklar. Bunu doğruladıkları takdirde de aslında çok ihtilacı bir noktaya gelinmiş olacak. Böylece farklı nörodejeneratif hastalıkların beyni rastgele değil de belli bir mantık çerçevesinde bir şebeke yatkınlığıyla tuttuğunu göstermiş olacaklar. Aslında nöronda yayınlandığına göre de gösterdiklerini anlayabilirsiniz. İyi sayıda hastalar, 24 semantik demans, ilerleyici tutuk afazi, kortikobazal sendrom. Çok enteresan, çok kompleks bir metodolojiye sahip. Fakat sonuç olarak voxel temelli morfometri ile tüm grupların bir atrofi haritaları var öncelikle. Intrinsic connectivity network haritaları var başka bir yerde. Bir de benim çok iyi anlayamadığım yapısal kovaryans haritaları var. Sağlıklı kontrolları. Yukarıda nörodejeneratif hastalıklardaki voxel temelli morfometriye göre atrofi haritalarını görüyoruz. Aşağıda sağlıklı kontrollerin bu atrofi haritalarından edinilen yapılardan göre yapılmış olan Roy tohumlamasıyla çıkarılan ICN haritalarını görüyoruz. Ve aşağıda da o çok iyi anlamadığımı söylediğim yapısal kovaryans haritalarını görüyoruz. Neyse ne ama bakacak olursanız neredeyse birbirinin aynı tümü de ve birbirine hiç benzemiyor bu beş grup içinde. Bunlardan bir tanesi olarak davranışlar varyant frontotemporal demansı alıyorlar. Daha ileri analiz ediyorlar bu üç harita biçimini. Yukarıda atrofi haritası, ICN haritası, strüktürel kovaryans haritası ve de aşağıda bunların birbiriyle örtüştükleri noktaları görüyoruz ki daha önce tartışılan saliency network'ü tamamen replike eden bir harita bu. Bir kez daha FTD'nin bir saliency network hastalığı olduğunu göstermiş oluyor. Bu tutulan olacaktı tabii, tulan değil. Beş ayrı grup bu kez aynı şablon, beyin şablonu üzerine oturtulmuş durumda. Renkleri aşağıda görüyoruz. Görüyorsunuz ki hemen hiç örtüşmüyor tutulum tarzları. Üç dakika mı var Sayın Başkan? Bitirmek üzereyim.
Peki burada ne görmüş olduk? Bu 5 ayrı da aslında nörodejenerasyona yatkın ICN'ler ortaya konulmuş oldu. Alzheimer hastalığının ICN'si diyebileceğimiz bir durum var artık. Bu sağ angular gürüs, o atrofi haritasında en belirgin atrofi sağ angular gürüste olduğu için sağ angular gürüs tohumuyla ortaya çıkarılmış bir harita bu çalışmada. Evet, default mode network'e karşılık geliyor. Bir davranışsal FTD ICN'si var. Sağ fronto insula tohumuyla ortaya çıktı. Görüyoruz ki daha önce tanıdığımız dikkat çekerlik şebekesine karşılık geliyor bu. İnsanda ilk kez bu çalışmada gösterdiklerini söyledikleri yeni bir ICN var. Semantik demans ICN'si bu. İnsanda ilk kez gösteriliyor gerçi ama primat, insan olmayan primatlardaki nöroanatomi çalışmalarında iyi bilinen bir şebeke bu. Sol temporal kutup, subgenual singulat, ventral striatum ve amigdala başta olmak üzere bir şebeke burası. Bu şebekedeki progresif atrofinin erken evre semantik demansa karşılık geldiğine dair nöropatoloji verileri biliyoruz. Peki dördüncü ICN'miz ne? İlerleyici tutuk afazi ICN'miz. Bu sol inferior frontal tohumla ortaya konulmuş. Konuşma akıcılığı şebekesi diyebiliriz buna. Daha önce birçok çalışmada sağlı sollu olarak gösterilmiş durumda. Sağ hemisferde de bir ayna imgesi var. Ama tabii ki sol hemisfer konuşma akıcılığından sorumlu. Sol hemisferdeki bu ICN'nin ayrıca konuşma gibi bir kompleks görevi üstlenmesi elbette ki bu sol tarafın hastalığa daha yatkın olması şeklinde speküle edilebilir. Ve nihayet kortikobazal sendrom ICN'si. Burası sağ premotor korteks tohumuyla ortaya çıkarılmış bir dorsal sensori motor asosiyasyon şebekesi. Bu şebekede daha önceki birçok çalışmada gösterilmiş durumda. Peki bu çalışmada olmayanlar neler? Pekala diğer muhtemel yatkınlık ICN'lerini de öngörebiliriz. Eğer yeterince posterior kortikal atrofi hastası konulsaydı ona ait bir ICN de muhtemelen çıkarılacaktı. Primer vizüel ve vizüel asosiyasyon şebekeleri şeklinde. Bu ICN de yine sağlıklı kişilerde daha önceki birçok çalışmada gösterilmiş durumda. Levi cisimcikli demansta doğrudan bir ICN analizi yok. Fakat yine difüzyon tensör imaging ile yapılan bir aksonal traktografi çalışmasında buna dair bir ipucu var. Yani söz konusu primer vizüel asosiyasyon şebekesi posterior kortikal atrofiye spesifik olmayabilir. Pekala Levi cisimcikli demansın bir alt bölümünde aynı tarzı gösterebilir. Amyotrofik lateral skleroz çalışılmış olsaydı muhtemelen primer sensori motor şebekeyi gösterecekti. Bu da daha önce bir çalışmada bu primer sensori motor ICN'si gösterilmiş durumda. Pekala motor dedik madem o zaman Parkinson hastalığı da söz konusu olabilir. Bu primer sensori motor şebekedenle örtüşen fakat nüansları olan bir motor şebeke biliniyor. Primer motor korteks, suplementer motor alan, dorsolateral prefrontal korteks, superior parietal lobül, cerebellum ve putamen gibi bileşenleri olan bir şebeke. Çok hoş bir Çin çalışması var. Bu Çin çalışmasında bu söz konusu şebekenin off döneminde baktıkları Parkinson hastalığında bir bölümünü hipoaktif, bir bölümünü hiperaktif buluyorlar. L-DOPA verildikten sonra ise bu şebekenin kalibre edildiğini, değiştiğini görüyorlar. Bu önemli bir bulgu. Söz konusu şebekelerin şu ya da bu yollarla tedavi amaçlı kalibrasyonunu, burada farmakolojik yöntemle kalibrasyonunu görüyoruz. Yürütücü bozukluk ICN'si yani yürütücü kontrol şebekesi. Bu tek başına bir primer yatkınlıktan daha çok bütün diğer nörodejeneratif hastalıkların erken tutulum bölgelerinin dışına çıktıklarında ilk tutacakları entrinsic konnektivite şebekesi gibi düşünülebilir. Çünkü biliyoruz ki bu şebeke bir süpervizör bir görev görmekte ve tüm neokortikal sistemlerle de aslında en güçlü resiprokal bağlantılara sahip.
yine dejenerasyon dışındaki bir bozukluğun, örneğin Binswanger hastalığının multiple beyaz madde tutulumuyla tutacağı ilk yapılardan birinin yine yürütücü bozukluk şebekesi olması beklenir. Dolayısıyla çalışmaya değer bir alanda bu. Bu benim son slaydım. Nasıl özetleyebilelim hepsini? Bir kere bizim ülkede kullanımı için son derece umut vaat eden bir yöntem gibi. Diğer biyo işaretleyicilerle alışmamız epeyce bir mahcubiyet, epeyce bir çekingenlik gerektiriyor. Örneğin beyin omurilik sıvısı biyo işaretleyicileri çok da alışık olmadığımız bir çalışma yöntemi nörodejeneratif hastalıklarda. Ya da size demin saydığım pozitron emisyon tomografisiyle proteinopatileri doğrudan işaretlemek. Alzheimer hastalığında bunu yapabiliyor muyuz? Anlaşılan işaretli karbonla bunu hiçbir zaman yapamayacağız. Çünkü çok kısa yarı ömürlü bir ligand bu. İşaretli florla günün birinde yapma ihtimali var. Bunun için projeler yazılabilir. Tuzla'dan erişebilir şehir içindeki merkezlere. Ama doğal olarak maliyeti fazla olacaktır. Görüldüğü üzere fonksiyonel konnektivite MR'ı bir kere çok kolay erişilir. Non-invazif, gayet güvenilir. Göreli olarak da ucuz bir yöntem. Yeter ki ekspertiz geliştirelim. Nörodejenerasyonu bırakın prodromal, preklinik evrede tanıyor gibi görünüyor. Hastalık şiddetiyle korele ediyor gibi görülüyor. Ve de demin söz ettiğim bu kalibrasyona da bir takım yöntemlerle belki de uygun olacak. Derin beyin stimülasyonu gibi, transkranyal manyetik stimülasyon gibi yöntemlerle. Psikiyatrik hastalıklarda tabii ki kullanma potansiyeli oldukça yaygın. Bırakın potansiyelini, bu yönde bir dizi çalışma var ama ben kendi görevimi biraz sınırlama amacıyla oraya geçmedim. Şizofrenide, depresyonda bir dizi çalışma var. OKB'de emin değilim ama OKB çalışmaları çok da uygun olabilir şizofreniye ve depresyona gibi. OKB gibi bir frontostriatal devreye atfedebileceğimiz bir psikiyatrik bozukluk ve keza benzeri şekilde ADHD. Peki, teşekkür ederim. Birinci konuşmayla ikincisi meğer bağlantılıymış. Çünkü bir taraftan hani lokalizasyon temelli görüşlerle şebeke temelli diyebilirsek eğer görüşlere bir geçişi dinledik. Şimdi de bu şebeke temelli görüşlerin nerelere kadar vardığını dinlemiş olduk ve gerçekten hem nörolojik hastalıklarda, psikiyatrik hastalıklarda anladığım kadarıyla gerçekten ucuz kolay yöntem çok önemli, yani kliniğe yansımaları da. Bu konuyla ilgili yarın da bir konuşma olacak. Rüyalarda istirahat durumu şebekeleri diye Betül Yalçıner'in ve bu konuya doyacağız demektir. Şimdi soru ya da katkı ya da bir tartışma için konuşmak isteyen varsa oraya geçelim. Buyurun, kendinizden de tanıtırsanız seviniriz. Ben Itır Kaşıkçı, sinir bilimde doktor öğrencisiyim. Bir şeyi eklemek istiyorum. Fonksiyonel MR'la fonksiyonel konektivite MR arasında sadece çıkardıkları sonuç bazında değil, söylediğiniz gibi teknik olarak da bir fark var. Çünkü fMRI analizini yaparken bir deney düzeneğinin dinlenim durumu olan şu an ama aslında hiçbir şey yapmadığını varsaydığımız dönem ve deney zamanı lazım. Fonksiyonel konektivitede bunlar olmadan seeding de yapılabiliyor. Bir de şeyi söyleyecektim. Mantini grubunun nereli olduklarını hatırlamıyorum. 2007'de çıkmış bir tane yayını var. İsmi İtalyana benziyor. Evet, değil mi? Evet ama hatırlayamadım. 2007'de çıkmış bir yayını var. Orada bu şebekelerin hem birçoğu bir arada bulunuyor hem de ayrıca işitmeye ait de yine çok şaşırtıcı olmayan ama bir şebekeden bahsediliyor. Teşekkür ederim. Evet Atatürk, primer
şebekeleri ayrıca üzerinde durmadım. Şu sadece hastalıklarla ilişkisini söyledim. Evet, yani bütün primer korteksler bir ICN ile birbirine bağlantılı gibi. Söylediğinin kişi muhtemelen Brescia'lı olabilir. Avrupa'da hani Frisonia gibi maçlıca bu işle uğraşıyor. Hani gençlerden de anlaşılan birdenbire yapmaya başlamayacağız bunları da. Bir bilenlerin yanında bir süre kalmak gerekecek. Gençler de meraklanırlarsa Brescia küçük güzel bir İtalyan şehri. Frisoni de fena bir adam değil. Memnuniyetle. Lütfen. Bu bir biçimine bizim eskiden beri bildiğimiz aslında şebekeler sistemi üzerinden çok aydınlatıcı bir konuşma oldu gerçekten. Çok yararlandım. Çok teşekkür ederim öncelikle. Bir şeyi, daha doğrusu iki şey sormak istiyorum. Bir tanesi doğrudan doğruya Oğuz abinin konuşmasıyla bağlantılı bir tarzda hasar görmüş lokalizasyonlarla bağlantılı, onların sonrasında bu tarzda çalışmalar biliyor musun? Örneğin stroke sonrası bir afezi oluşmuş ve ondan sonraki şebekenin durumu ne olmuş? İkincisi, biraz da bu şebekeler işte içsel, nasıl isimlendireceğimizi bilemiyoruz ama bir grup araştırmacı da bunları self ile bağlantılandırarak çalışıyorlar ya, self ve öteki ile ilişkili olduğunu, doğrudan doğruya bunların olduğunu, öyle bir ilişkisi olduğunu söylüyorlar. O konuda ne söylemek istersin? Evet, inme popülasyonunda hiç çalışma yok Lütfü. Bu muhtemelen inme öyle bir şey yapıyor ki şebekeyi yakıp yıkıyor bir anda ve dolayısıyla da hiçbir şey görmüyorsun. Nörodejenerasyon daha uygun bu tür analize çünkü aktiviteyi yavaş yavaş azaltıyor. Bir kıyaslama yapabiliyorsun. Öbür tarafta bir fotoğraf çıkmıyor yani. Dolayısıyla hani ne bileyim ilerleyici tutuk afazi ICN'sine bir inme Broca afazisinde baksan hiçbir şey olmayacaktır. Görünmeyecektir hiçbir şey, sadece basitçe. Muhtemelen bu nedenledir. Ama hani yine şey diyebilir işte diskoneksiyon sendromlarını, inme diskoneksiyonu sendromlarını böyle görmek. Onun için executive control için aklıma Binswanger geldi örneğin ama şey sahiden literatür taramasında hiç vasküler bir şeye rastlamadım. Evet, evet. Yani iyileşmeyi izlemek için doğru, haklısın. İyi bir yöntem olabilir. İşte nörorehabilitasyon çalışmasını ICN ile izlemek bir inme hastasında mümkün olabilir. Doğru. Vargıların bir cümlesi olarak da o yazılabilir ama dediğim gibi belki benim gözümden kaçtı, bilmiyorum. Geçen yüzyıldaki iki temel kamptan bir tanesini doğruluyor. Bir tanesi işte sonra akademik olarak davranışçılığa giden ekol ne diyordu? Beyin bir kara kutudur. Sadece dış dünyadaki uyaranlara tepki verir. Oysa görüyoruz ki beynin temel enerjisi aslında o karanlık enerjisi. O tepki verecek şey topu topu %2-3'ten oluşan bir efor gerektiriyor. %60-80'ini kara enerji çalıyor. Ne yapıyor olabilir orada? Herhalde biraz daha iyi düşünülürse epeyce davranışçılığa değil de psikanalize destek bulacağız. Bu tabii ki işte bir introspeksiyon için tüketiliyor muhtemelen bu enerji. Ve dolayısıyla da işte bütün bu introspeksiyon nasıl davranılacağına da yön veriyorsa doğal olarak hani bu bilinçli farkındalık öncesi durum epeyce psikanalitik düşünceyle korelatlar bulacaktır muhtemelen. Seeley grubu yine hoş bir analojiyle DMN ve SN'yi kontrast kuruyorlar. Saliency Network için Here and Now şebekesi, bu şimdi ve burada şebekesi diyorlar. Default Mode Network için ise DRM'den şebekesi, bir zamanlar orada diye çevirebiliriz belki. İşte bir zamanlar orada asıl olarak davranışlarımızı belirleyen şey. Merhabalar, Defne Eraslan, psikiyatristim. Ben yaratıcılıkla ilgili okurken yaratıcı kişilerin özellikle istirahat anda, hani olağan dışı yaratıcılardan bahsediyoruz. Böyle büyük işte eserlere ulaşma oranının yüksek olduğundan, hatta bunun işte bu default state ile aşırı
yani beyinlerin biraz daha farklı çalışmasıyla ilgili olabileceğiyle ilgili bir şeyler okumuştum ama hani çok iyi anlayamadığım için ayrıntısını şey yapamamıştım. Ama şimdi sizi dinledikten sonra görüyorum ki hani demansta da aslında hani yaratıcılığın ve yani düşünmenin fleksibilitesinin de bozulduğunu göz önünde bulundurursak gerçekten de yaratıcılıkla bu default state'in bir ilişkisi olabilir ve normal insanlarda da bir takım farklılıklar olabilir. Hani yaratıcılığa da giden hani o beynin karanlık enerjisi diyorsunuz. Bununla ilgili bir şeylere mutlaka rastlamışsınızdır. Acaba neler söyleyebilirsiniz? Bunları duymak istedim. Tümüyle katılıyorum. Tabii doğrudan yaratıcılık gücüyle DMN aktivitesi henüz çalışılmış bir şey değil ama güzel bir konu tabii ki çalışmak için. Ama paralel alanlardan bir takım analojiler kurulabilir. Bu konuşmadan şeyi hatırlarsanız bir offline yetenekle yani trails making testi daha iyi çözme executive control network'teki connectivity'nin daha güçlü olmasıyla korele gidiyordu. Yani bu şey değil. Bunu hepimiz iyi canlandırıyor muyuz? Çünkü eski tür düşünme daha kolay geliyor. Klasik fonksiyonel MR aktivasyona bir göreve karşı aktivasyon. Oysa bu bir göreve karşı değil. Kişi offline olarak trail making'i ne kadar iyi yapıyorsa scanner'a girdiğinde o kadar kuvvetli bir ECN bağlantı paterni çıkıyor. Öyle ya, o zaman kim bilir hangi yaşam deneyimleriyle o söz konusu daha kuvvetli ECN'si bağlanmış olan kişi daha iyi yürütücü işlev yeteneklerine sahip. Bunu yaratıcılığa getirelim şimdi. O zaman hani ilk kurmamız gereken benzerlik ne olsun? Bir şebeke. İlle de default mode network olması şart değil. Yaratıcılık şebekesi hangisi ise herhalde bir tane değildir, birden fazladır. O şebekedeki connectivity ne kadar kuvvetliyse kişiler o kadar sıra dışı yaratıcı olacaklardır. Buna destek ne? Sıra dışı ne demek? Ben sıra dışı olduğumu hiç zannetmiyorum. Ben muhtemelen normal bir faniyim. Dolayısıyla da dış dünyadaki bilgiyi işte modalite spesifik olarak işleyen bir nöral mimariye sahibim. Ama o söz ettiğiniz sıra dışı yaratıcıların birçoğu, mesela ressam Kandinsky, böyle bir normal mimariye sahip değil. O bir sinestet. Sinestetik olmak için modalite spesifik olarak değil de modaliteler arasında, duysal modaliteler arasında olmaması gereken karşılıklı bağlantıların olması gerekiyor. Ki sinestet olasınız. Öyleyse o söz konusu sıra dışı yaratıcının ICN'si fazladan bağlantılı zaten. Yani bilmiyorum bu fazla mı spekülatif geldi. Evet. Teşekkürler. Biliyor musun? Ben senin sıra dışı olduğunu düşünüyorum. Peki, yani teşekkür ederim. Senin kendine ait bir üçgörü problemin olabilir. Bunca uzun zamandır SNM iyi çalışmıyordu. İzleyen bir kişi olarak sıra dışı olduğu kesin. Ayrıca yaratıcı olduğunu da kesin. Ama vallahi sinestet değil mesela. Hayır bu yani modernizmin bize miras bıraktığı hastalıklardan bir tanesi bu yaratıcılığın sanatla özdeş kabul edilmesi. Hayır. Yani ben kesinlikle böyle bir şey varsaymıyorum. Yani sanatsal yaratıcılık çok önemli bir yaratıcılıktır. Ama yaratıcılık sanat aktivitesiyle özdeş değildir. Her alanda görebilmek gerekir. Ve bu, yani birçok yaratıcılığın ortak paydası nedir diye ve beyinle ilişkili olarak değerlendirirsen mevcut bütün şebekelerin arasındaki bağlantı hızı ve ilişki sonucu ortaya çıkan bir tür şebekeler arası fenomendir diye düşünüyorum. Yani ben yaratıcılığı öyle değerlendiriyorum. O sondan başladı konu öyle geldiği için. Bir de geçmişten beri gördüğüm bazı afazik olgular üzerine çağrışımlar yaptı. Örneğin
çok uzun bir süre dominant hemisfer şeyi tek başına kabul edildi, gitti. Birçok şey, birçok boyutuyla da doğru. Dominant hemisfer kültü oluştu ve dominant hemisfer ideolojisi oluştu. Yani non-dominant hemisfer de bunu gayet ismiyle müsemma olarak hak etti. Gerçekten sadece non-dominant dediğimiz sahilini kullanan insanlarda, örneğin sağ frontal inferior lobda bir şey olduğu zaman afazi oluşmadığı görülüyordu. Sadece sesin tonalitesinde, prozodisinde bir şey olabilir deniyordu. Ondan dolayı da bu dil şebekelerini sağlı sollu bir bütün olarak ele alma eğilimi, yani hemisferler arası şebeke koneksiyonu tarzında olabiliyordu. Tamam, güzel. Ancak sol inferior frontal lob sonucunda afazi olmuş ve düzelme dönemine girmiş bir iki hiç unutmadığım olguda başka enfaktör nedeniyle sağ inferior frontalde lezyon olduğunda afazi ile ilgili bütün kazanımlar geri döndü. Kaybedildi. Ki normalde normal koşullar altında o sağ hemisferin oradaki lezyonu hipotezi doğrulamıyordu, ispatlamıyordu. Ne zaman ki sol bu asimetrik şebeke faaliyetinde esas baskın olana bir şey oldu, öbürünün rolü daha somut bir şekilde ortaya çıkar oldu diye düşünüyorum. Bu şebekeler arası alışverişler. Evet, yani hani bu şebekelerin statik de olmadığı, göreve göre zaman içinde dinamik bir biçimde rol ve üye değiştirebileceğini de olabildiğince plastik yetenekler uyarınca değiştirebileceğini de gösteren bir şey söylediğin doğru. Evet, son bir söz verelim. Merhabalar. Fonksiyonel MR ucuz fakat radyolojik açısından zaman alıcı olduğu için fonksiyonel MR çalışmalarına radyolog arkadaşlar çok sıcak bakmıyorlar. Vakit alıcı ve uğraştırıcı bir işlev olarak görüyorlar. Ikinci söylemek istediğim, bir de juvenil miyoklonik epilepsilerde de motor konnektivite çalışmaları var. Sanırım Brain'de okudum yanlış hatırlamıyorsam. Fakat sizi dinlemeden önce açıkçası çok iyi anlayamadım. Döndüğümde tekrar okuyacağım evi. Güzel bir çalışmaydı. O da prefrontal korteks, suplementer alan ve motor bölge arasında şebekelerden bahsediyordu. Fakat çok karmaşık gelmişti bana bu konuşmayı dinlemeden önce. Teşekkür ederim. Evet, ilk yoruma doğru. Rutinde çalışan bir radyologla bu tür çalışmaları yapmak zor bir şey elbette. Günün birinde radyoloji departmanlarının bu tür çalışmalarında klinik tanısal değerleri olduğunu ikna olmaları lazım ki rutinde kullanılsın. Şimdilik sadece evet bir takım araştırma merkezlerinde sadece bu iş için ayrılmış olan MR'larda bunun yapılacağı besbelli. Şeyi eklemeyi unuttum. Mesela aksonal traktografi için DTI çalışmak için en az 3 Tesla MR bulmanız lazım. İşte o da bir sorun. Yani Türkiye'de kaç yerde 3 Tesla var? Var gerçi. Ama bu fonksiyonel konnektivite MR'ı 1,5 Tesla ile de pekala aynı rezolüsyonda yapılıyor değil mi Itır? Avantajlarından biri olarak da bunu eklemeli. Doğrudur. Epilepsi, sekonder jeneralize epilepsiyi çalışmak için öyle ya, onlar da transsinaptik olarak yayılacaklarına göre epileptik aktivite. Çok da güzel bir sağlıklı kontrolle o fokal epilepsiyi kıyaslamak çok da makul bir şey olur herhalde. İşte temporal lob epilepsisinde hatta odak aramak bile, hadi şimdi spekülasyonu arttırayım. Elbette ki tabii ki bunun gibi aksonal yolları tutan diğer nörolojik hastalıklarda, örneğin multiple skleroz da düşünülebilir. Hatta bir iki hazırlık çalışması da vardı galiba. Literatür sadece aslında fMRI ile bağlantılı.
Evet, evet, istirahat analizinin frekans analizleri de işte aslında bir doktora tezi olarak bir ADHD çalışmasını bu tür planlamayı düşünüyoruz. Bu istirahat aktivitelerinin işte frekans analiziyle EEG karşılıklarını bulabilecek miyiz bakalım gibi. Şey, olaya ilişkin potansiyelleri diyorsun. Evet, evet, yani hani şey, olaya ilişkin potansiyeller geçmiş yıllarda bizim grubu da fazla heyecanlandıran şeylerden biriydi. Gerçekten grup farklılıklarında oldukça iyi de bir bireysel kullanım potansiyeli varmış gibi görünmüyor. Nöropsikiyatri arşivi slaydını gördünüz. Nöropsikiyatri arşivi Türk Nöropsikiyatri Derneği'nin bilimsel yayın organı. 1962 yılından beri yayınlanıyor. Çok teşekkür ediyoruz Hakan Bey size. Ben dinleyicileri kaçırmamak için hemen söze girdim. Şimdi Nöropsikiyatri arşivinin editörü, önceki dönem editörü aramızda, bir sonraki de toplantıda da konuşmacımız Profesör Doktor Işın Baral Kulaksızoğlu. Şimdi Işın Hanım aynı derneğimizin misyonu benzeri şekilde dergide de bir nörolojiden bir hocamızla, yani Yeşim Gülşen Parman'la birlikte 5 yıl doldu derginin editörlüğünü yürüttü, psikiyatri tarafını. Gerçekten onların döneminde dergi çok önemli atılımlar yaptı. Başta birçok atılım ama içinde en somut olanı SC'yi Expanded'e girmiş olması. Ve aynı zamanda da yayın kalitesi, yazarlarla bağlantılar, uluslararası danışma kurullarının oluşturulması gibi gerçekten çok önemli atılımlar yaptılar. Bundan sonra göreve devam edecek olanların işi çok zor. Çünkü dergiyi bu noktadan daha ileri götürmek zorundalar. Bu da hani önemli ama kolay olmayacak belki de. O yüzden de şimdi burada da ilk sayısını görüyorsunuz. 1964 yılında yayınlanmış ve bu ilk sayının editörü de önceki başkanlardan aynı zamanda Profesör İhsan Şükrü Aksel. Onun adına da bir ödül yine Işın ve Yeşim'in döneminde koyuldu. Bu ödül dergide bir yıl boyunca yayınlanan nöroloji ve psikiyatri araştırma makalelerinden en iyilerine verilen bir para teşvik ödülüdür. O ödül de ilk editöre adanmıştır. Ben şimdi aramızda Işın Baral Kulaksızoğlu olduğu için kendisine hem dernek yönetimi adına hem de Türkiye'mizdeki psikiyatri bilimsel yayıncılığı adına çok teşekkür ediyorum emekleri için. Bundan sonra da işbirliğimizin çeşitli alanlarda devam edeceğini umarak kendisini davet etmek istiyorum. Bir şeyler söylemek istersin belki. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bu kadar köklü bir derginin editörü olmak ve editöryel kurulda bulunmak büyük bir onurdu. Yeşim ve diğer editör yardımcılarımızla birlikte çok yoğun çalıştık gerçekten. 5 yıl boyunca yılda 4 sayı 2 supplement çıktı. Dergi kâra geçti. SC Expanded'a girdi. Ödüller verdik. Kongrelerde masalar açtık. Gerçekten bunları yaparken çok da keyif aldık. Hepinizin desteğiyle olduk. Burada hakem olan yüzler görüyorum. Yazılar gönderen arkadaşları görüyorum. Herkesin emeğine çok teşekkür ederim. Bu işi birlikte yaptık. Sağ olun. Teknik editörlerimiz Zeliha ve Aysu'yu da mutlaka anmak isterim. Psikiyatriden Aysu Kıvraktihan ve Zeliha Matur nörolojiden, gerçekten onlar da çok ciddi emek gösterdiler. Burada aramızda yoklar. Yeni editörler kuruluna başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Ben onlara SCI'yi hedef gösteriyorum. Evet. Tekrar çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Bunu bir o çok dönemin anısı olarak saklayacağınızı umuyoruz. Ve...
Evet, tekrar teşekkürler. Şimdi kahve molasına buyurunuz. Sonra da MS oturumu için tekrar geri döneceğiz.